Bugün de sizlere Ankara Batıkent'ten seslenmeye devam ediyoruz. Şu anda sektöründe öncü bir firmaya, Karadeniz Kuzina'ya konuk olduk. Yanımızda firma sahibimiz Bayram Çiftçi bulunmakta ve ben hemen kendisine dönmek istiyorum. Merhabalar Bayram Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Aslen Rizeliyiz. 7 sene önce Ankara'ya geldik. Bu işlere başladık. Halkımıza güzel bir şeyler sunmaya çalışıyoruz Karadeniz yöresi olarak. Peki burada sizleri tercih eden müşterilerinize sunmuş olduğunuz hizmetleriniz ve ürünleriniz hakkında bizlere bilgi aktarır mısınız? Tabii ki. Müşterilerimize öncelikle her şeyin en iyisini, en tazesini ve doğal olanını getiriyoruz, sunuyoruz. Ne bileyim işte balığımızı, hamsimizi Rize'den getiriyoruz. Akçabat köftemizi kendimiz burada yapıyoruz. Yöresel yemeklerimizin hepsi kendimize aittir. Peki biraz da ürünlerinizden bahsetmenizi rica edeceğim. Yani yemek çeşitleriniz nelerdir? Menünüzde neler yer almakta? Menümüzde çoğu zaten burada masamızda şu an bulunuyor. İşte meşhur çayeli kuru fasulyesi var bizim. Tamamen fasulyesi falan İspir'den geliyor. Ama yemeğini biz yapıyoruz güzel bir şekilde. Rize kavurması dediğimiz et kavurması dana etinden yapıyoruz. Muhlamamız var, Karadeniz'in vazgeçilmez yemeği diyelim. Mısır unu, tereyağı ve suyuyla karıştırarak peyniri var, özel peyniri vardır. Onları yapıyoruz. Turşu kavurmamız var. Yine böyle karışık salatadan olsun, lahanadan olsun. Bir de akçabat köftemiz, işte lahana çorbamız var, kara lahana çorbası. Bunları yapıyoruz şu anda. Peki bu hizmetlerinizin elbette ki bir karşılığı, bir bedeli bulunmakta Bayram Bey. O halde bizleri biraz da fiyat politikanız hakkında bilgilendirir misiniz? Tabii ki yiyen parasını ödüyor. Bedeli bu. Fiyatlarımız aşırı değildir. Yani Rize'dekinden daha da uygundur. Yani yiyen insanlar memnun bir şekilde kalkıyor fiyat ve kalite konusunda. Yani kaliteli hizmeti uygun fiyatı şu anda sizleri tercih eden müşterilerinize sunmaktasınız diyebiliriz o halde. Doğrudur. Peki yine biliyorsunuz ki içinde bulunduğunuz sektörde birçok firma bulunmakta Bayram Bey. Sizi diğer firmalardan ayıran özelliğinizi öğrenebilir miyim? Öncelikle kişiliğimiz diyelim. Güler yüzlü olmamız, Karadenizli olmamız, işte yerimizin temiz olması. Hizmetiniz diyorsunuz. Peki burada kaç kişiyi ağırlama kapasitesine sahipsiniz? Burada 50 kişiyi ağırlayabiliyoruz. Kaç kişilik bir ekiple hizmet vermektesiniz? 8 kişilik bir ekibimiz var. Peki bu sezon sezon değişmekte mi yoksa sabit 8 personelle hizmet mi veriyorsunuz? Yaklaşık sabittir. Yani kış ayları daha yoğun oluyoruz. Ekstra alıyoruz bazen işte. Yazın biraz düşüyor ama yine biz ekibi şey yapmıyoruz, azaltmıyoruz yani. Peki, kadromuz sabit oluyor bizde. Peki Bayram Bey biliyorsunuz ki her sektörde yaşanan belli başlı sorunlar bulunmakta. Sizler içinde bulunduğunuz sektörde ne gibi sorunlarla karşılaşmaktasınız? Vallahi eleman sıkıntısı yaşıyoruz. Herkesin yaşadığı gibi. Ama hallediyoruz ya. Ne kadar güzel diyoruz o halde. Peki Karadeniz Kuzina'yı bizler ilerleyen dönemlerde nerelerde göreceğiz? Yani ileriye yönelik hedeflerinizi ve projelerinizi öğrenebilir miyiz? Tabii ki şubeleşmeyi düşünüyoruz. Yani birkaç yerde Ankara'da ve Ankara dışında projelerimiz var. İnşallah diyoruz. Peki son olarak buradan sizleri izleyen izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Ya gelip görmelerini tavsiye ederiz. Yani bu ortamda yani Karadeniz'i o havayı yaşamak isteyen insanlar bir nevi az da olsa burada yaşatıyoruz yani biz. Burada gelip yaşayabilirler. O ev hasreti burada giderebilirler. Peki vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Nice bol kazançlı günler diliyoruz. Biz teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Evet sevgili Ekobaşarı izleyicileri, bugün de sizlere Ankara Batıkent'ten Karadeniz Kuzina'dan seslendik. Ben şimdilik sözü merkez stüdyolarına bırakıyorum. Hoşçakalın.